Ne na mikro kaigaki, takshi devas takshena, sto pelagotis agapis, horis lalepohi, sto pelagotis agapis, horis lalepohi. Άστρο λαμπρό, άστρο, ηλιωτή μου, λυπήσου και μη μ' αφήσεις αγαθώ στο πελαγό. ...1964'ten sonra burası Rumların sesi bozulmuş. Çünkü Kıbrıs davası çıktı. Burada biz Rum olduğumuz için iyi gözle bakmıyorlardı. Beşe kadar adanın nüfusu 6-7 bindi ve hepsi yani Rum'du. 203 kişi Türktü yani. Adaların %95'i çiftçilik, hayvancılıkla uğraşıyordu. Her şeyimiz vardı. Yani ada verimli bir yerdi. Yani çok iyi bir hayat geçirdik. İşte epey koyun, keçi falan vardı ama her şeyimiz vardı çiftçilik bakımından. Her şey güzel bir hatıra, 64'e kadar. Yani fakirdik, bazen ekmeğimiz bile yoktu. O nedir? Of, siyah ekmek sadece vardı. Ama mutluyduk. Ben okula başlayacağım sene Rumca eğitim yasaklanmıştı ve ben direkt Türkçe'ye başladım ama hiç Türkçe de bilmeden başladım. Çok zordu. Teneffüste de pek Rumca konuşamıyoruz. Öğretmenler yasaklıyordu. Hani yabancı bir ülkeye gitmiş gibisin. İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezberden biliyorum. Ne dediklerini anlamıyordum. Okullar kapandığı zaman buraya Türk, yani Müslüman okulda gidiyorlardı. Bir müddet için iyiydi. Sonra dediler ki din dersine girecekler. O zaman mecbur kaldık çocukları gittik. Okula için oku. Çünkü burası mesela Rumca dersleri bırakmıyorlardı. Mecburi gittik orada. Okullar sebebi oldu, okul yoktu, ana dili yoktu. Onun için mecbur olduk, kaçtık gittik. Ya, o zamanlar ben çocuktum, pek fazla anlamıyordum da benim aklımda kalan işte yani büyüklerin devamlı bir istimlak lafı. İstimlağın ne olduğunu da bilmiyorum o zaman da. İşte devamlı bu konuşuluyordu. İstimlak, istimlak ve böyle yüzlerinde bir korku. Kaleköy, Bademliköy. İstimlak ettiler bizden. Türklere verdiler. Biz de Türk vatandaşız. Yalnız dinimiz değişir. İstimlak. İstimlak kelimesi benim için küfürdür. Niye? İstimlak edersin. Eğer bir yol açacaksın, bir havaalanı yapacaksın, bir liman yapacaksın, bir okul yapacaksın, bir hastane yapacaksın, bir yetimhane yapacaksın, bir ihtiyarhane yapacaksın, alırsın istenilen kadar yani yeri. Ödersin, ona derler istimlak. Topyekün, zorla, her taraf alınırsa buna derler gasp etmek,
Zeytinlik vardı baraj için, tabii aldılar, tamam. Ova da vardı, zeytinliğimiz de demin. O da 5 yumurtaya gitti. Buradan Kaleköy'e kadar olan şey devlet istimlak etti. Hepsi hazineye gitti. Bizim iki tane evimiz, tarlalarımız, bahçemiz hepsi hazinede. Okullar kapandı. Benim kız kardeşim işte özel okuldan ayrıldı. Türk yani devlet okulunu bitirdi. Ancak Türkçe okuyorlardı. Her şeyimizi kayboldu. İşte hayvancılık, çiftçilik yapamazdık. Ya adaların %80'i 5 sene içinde de terk etti yani. 7000'den 2000 1000 kişi kaldı. Yani vaziyet değişti. Papazın hanımı geldi. Dedi vakıftan dedi. Kiliseyi görmek istiyorlar. Dedim hemen gelip açacağım. Açtım kiliseye. İki kişiydiler. Ben dağdan topladığım şeyleri yakıyordum, kendileri. Onlar da hayran kaldılar. Nasıl dedi yanıyor. Dedim buyurunuz. Bir tane daldılar. Şimdi onlar kiliseye bakarken aralarında bir konuşma oldu. Dedi burası cennet. Demiş ki, evet burası dedi cehennem oteki. Dedi niye söylüyorsun öyle? Çünkü dedi ben o zaman dedi ta o dağın başına kadar her taraf ekiliydi. O da demiş ki oraya dedi traktör nasıl çıkıyordu? Traktör oraya dedi çıkmıyordu. Kazmayla dedi kazıyorlardı, ekiyorlardı. Ta oraya kadar dedi armut, üzüm, her ne istersen dedi vardı. Geçiyorduk dedi, elimizi uzatıp kesiyorduk. Şimdi dedi ne var? Dikenlerden başka, evlerden başka ne görüyorsun demiş. Açık cezaevi yaptılar adayı. Mahkumlar serbest dolaşıyorlardı. Ve o zaman bir takım problemler çıktı. Annemlerimize, bacılarımıza saldırıyorlardı o mahkumlar. Cezaevi yaptılar.
Cezaevindeki olanlar serbest geziyorlardı. İnsanları rahatsız ediyorlardı, dövüyorlardı, vururlardı, kanlıları tarasız ediyorlardı. Annem bir gün bahçeyi solarken iki tane mahkum geldi kapıda. Bahçe kapıları oluyor ya, orada durdu. Durdular, ekmek var mı bir şey sordular anneme. Annem tabii korktu çünkü yabancı birini görürsen hepsi tanıdık orada. Öteki gün sattık o yeri. Ben mahkumları hatırlıyorum. Yani mahkumların cezaevindeki insanları hatırlıyorum. Çünkü onların kendine özgü formaları vardı. Merkezde rastlıyorduk indiklerimizle. Bizim köye kadar geliyorlardı o zamanlarda. Yaptıklarını duyuyorduk. Tabii ki bir korku vardı da. Tabii ki bir emniyet yok gibi bir his vardı. Bu da çocuk olarak biz de tabii ki anlıyorduk. Çocukken karşılaştım, evet. Babamı dövdüler. Biz 6 Ağustos'dan köye geliyorduk. O zaman büyük bir gün bizim için, ayın vardı. Ve yolumuzu kestiler. Babamın elinde bir sepet vardı. İncir ve üzüm. Onu dediler. Ondan sonra dediler, sen balaske giriyorsun. Çok bir kemeri vardı. Onu attılar, vuruyorlardı. Kanlar akıyordu. Ben bağırıyordum. Onu unuttum geçen. Ondan sonra kemerini aldılar, bluzunu aldılar, gittiler. Bizim köyde birisi Petrogaz almaya gitti. Onun eşinin kız kardeşinin evine gitmek aldı. Orası bir mahkum vardı. Buldu hanıma. Ocakta perdeyi çıkardı. Öyle hissettim yani. Boyunmuş. Ve sonunda da sekta yaptı. Merkezde de bir tane kuyuda koydular. Dereköy'e onu da öldürdüler. Onlar serbest dolaşıyordu yani o şeyciler, mahkumlar. Yani bu bundan ibaret yani öyle. Yani babam tehdit ediliyordu yani bana söylemişti babam. '74'te o gün kilise vardı. Çan çalmadı. Çıkıyoruz kapıdan, ne görelim. Herkese gidildiler, bir tane de tüfek elinde bekliyorlar. Yasak dedi, çıkmayacaksınız. Onları topluyorlardı, metropolitanaya getiriyorlardı. Alıyorlardı bir tane halı, gidiyorlardı oraya, oturuyorlardı sabahtan akşama kadar, ondan sonra alıyorlardı o oturdukları küçük bir halı, geliyorlardı gene evde. Ondan sonra gene sabahleyin orada. Yani 74'te Kıbrıs çıkartmasında işte buradan ileri gelenleri o kilisenin bahçesine kapatmışlardı. Birkaç gün galiba kaldılar orada. Ve biraz o da böyle bir korku yapmıştı, hani önce onlar öldürülecek gibi bir söylenti dolaşıyordu. Yani 64 senesinden bu yana yani 90 senelerine kadar zordu yani. Pek yani eskilere de gidemiyordu. Çünkü izin lazımdı. Askerlik dolayısıyla da bazıları gidemiyorlardı.
60 yılları sonlarında adanın adı da değişti, Gökçeada oldu. Bir defa sonra, 82'den sonra 88'e geldim. O zaman da Çanakkale'ye gidiyorduk. Orada izin alıyordum. Böyle gelip feribota binip buraya gelemiyordum. Çanakkale'den gidiyorduk, izin alıyorduk ve tam Kuzulüme'ne çıktığımız zaman pasaportumuzu da orada şeyde polise veriyorduk. İmbroz için dedim. Bilet istiyorum. Ne demek İmbroz? Ne demek İmbroz? Şimdi Gökçeada oldu. Peki dedim, bilmiyordum. Hakikaten bilmiyordum. Öyle bir hızlı bir kadın vardı. Orada yazılacaktı. O zaman biraz da korktum ben. Devlet işi, o başka. O istiyordu, Gökçeada yapsın, yaptı. Dönmemin sebebi, ispat etmek istediğim ki artık korkmayalım. Gelelim, göstermek istedim ki artık korkacak bir şey olmaması lazım ve o eskileri bir çizgi çekmek ve yeniden başlamaktır. Eskide çok öğreniyorduk, çok. Fırınlar yakılıyordu, şimdi hiçbir şey yok, sanki yabancıyız burada biz. İmrozlu Gökçeada olduğumuzu unuttuk. Bambaşka bir Gökçeada gördük, başka bir köy. Ondan sonra o zamanki şeyler vardı, karakollar vardı, korkutuyorlardı. Yani pek hevesli değildim adaya gitmeyi. Onun için herkes kuşlar gibi her tarafa yayıldılar. Tamam, Yunanistan bize kapılarını açmış olabilir, aynı din, aynı dil olmakla beraber. Ama ben hiç oraya da adapte sanki olamadım. Ben hep İmrozluyum. Από το σκηνούδι κι αν επέρασα είδα μια στο παραθύρι κι αν εστέναξα είχε μαύρα μάτια και σγουρά μαλλιά είχε και στο μαγολό της μια μικρή ελιά τραϊλά ελά ελά Λαϊλά, 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 λαϊλά. Κόρη μου τις ελίτσες, δε μας τις πουλάς. Κόρη μου τις ελίτσες, δε μας τις πουλάς. Δεν μας τις δανείζεις, μόνο μας τυραννάς. Δεν μας τις δανείζεις, μόνο μας τυραννάς. Ούτε τις δανείζω, ούτε τις πολλώ, μόνο σας τις δείχνω για να σας τυραγνώ. Τραϊλάιλάιλα, λαϊλάιλα, λαϊλάιλα, λαϊλάιλα. Ο κατά.